Evet arkadaşlar, kale sahasına hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş Galatasaray derbisinin maç sonu videosu için karşınızdayız. Bildiğiniz gibi Beşiktaş maçı 1-0 üstünlükle tamamladı. Değişik bir maç oldu genel olarak. Sen maçla ilgili ne düşünüyorsun Fatih'ciğim? Yani artık mecburen alıştığımız klasik derbi yani. Bireysel hata olmadığı sürece veyahut maç önce konuştuğumuz gibi penaltı menaltı olmadığı sürece kısır geçen. Ki gelen gol de yani Marko'nun adam kaçırması yine bir nevi bireysel hatadır o da. Yani ki o golünden önce de Caner birkaç tane orta yapıyor. Umut Nayır arka direkte. Luyendama var, Markava var. Sen orada kafa vurdururlar mı? Gidiyor yanına. Diyor ki ön direğe gel, ön direğe. Ön direğe gel, ne olursun orada kayboluyorsun. Ön direğe gel diyor. Ön direğe açıyor ortayı, çat gol. Ki yani bir stoperin de o noktaya açılan ortada topa dokunması, hani eğer önde değilse, adamın önde değilse çok zor. Yani Markao büyük hata yaptı orada ya. Aynen öyle. Senden Ama süratli bir oyuncu değil Umut. tabii. Ve çok belli konsantrasyon kaybı bir an. Aynen öyle. Bir anda geldi zaten, hani enteresan bir şekilde gol oldu. Muslera kapattığı köşeye. Umut'un kafa vuruşu çok düzgündü ama işte. Aynen. Çok güzel vurdu. Hemen direğin yanından gol. Çok güzel goldü. Ama işte Markao böyle adam kaçırırsa sıkıntı. Bak mesela Galatasaray gol pozisyonu üretti mi? Hayır. Çünkü neden? Sezon başlamadan önce transfer videolarında bile konuştuğumuz o delici, o adam geçen oyuncu yok. Yok. Sen hala umut olarak Emre Mor giriyor da yani. Yok abi. Emre Mor da bugün çok kötüydü. Hep şey vardı ya hani o kadar da abartmayın artık diyorduk. Fatih Hoca demeder, Fatih Hoca demeder. Yok Aynen yani öyle. kimlerin elinden geçti adam olmadı. Yok, daha o olacak gibi değil ya. Olmuyor yani. Emre Mor çok kötüydü. Ya Galatasaray genel olarak kötüydü. Galatasaray ileriye top taşıyamadı. Yani saçma sapan bir istatistik var. İlk yarı Muslera 33 kere topla buluşmuş. Yani Aykut Kocaman Fenerbahçe'sinde Volkan o kadar topla buluşmuyordu. hani onun şekerlerin buluştuğu sayı falan yani. Yani yapacak hiçbir şey bulamıyor. Markao atıyor kaleciye. Muslera ya şişiriyor ya Luyendama'ya atıyor. Baskı görünce tekrar Muslera'ya dönüyor. Muslera yine şişiriyor. Hani hiçbir şekilde ofansif olarak adam geçen, ne bileyim, hızlı çıkan birisi yok ki. Ve şimdi Babel topu iyi tutuyor diye o dediğin şişirmeler çoğu Babel'e gidiyor. Evet. Babel bu sefer eforunu saçma sapan bir şeyde harcıyor yani. Olmayacak iş, olmayacak Eforunun iş. yarısını atıyorum. Hava topu alayım. Gelen topu saklayayım. Şu form şişe golüyle falan sonra iş yapayım. Andon Olmuyor işte. sana çıkıp her maçı alamaz yani. Öyle Yani. beklentim varsa geçmiş olsun şimdiden zaten. Sivas maçından gaza gelip. İşte öyle olmuyor. Biz söyledik. İyi oyuncu evet. Ama Tamam, yani forvet. alıp seni şampiyon yapacak oyuncu değil. Ki işte dedik ya, transfer videolarında da bu kadar kiralık oyuncu olmuyor. Kiralıksın çünkü. Ne kadar takıma aidiyet hissedip ne kadar diyebilirsin ki? Yani kendini göstermek için oynarsın yaşın gençse. Ama onun haricinde bir şey yapmıyor. Görüyoruz işte. Böyle işler biraz Seri. istendiği gibi gitmeyince hani ayağını da çekiyor toplam. Aynı sıkıntıyı geçen Tabii sene canım. Fenerbahçe'de yaşadı yani. O takım Ki Fenerbahçe olmasa sen küme bak, düşmüş diyeyim. senin en sevdiğin, hani transferine çok sevindiğin seri şu an ağlıyorsun. Ve hep diyorum bu seneki Galatasaray için en büyük hayal kırıklığım ya. Ne oldu buna diye yani. Hayır yani ben bu adamı Fransa'da izledim, İngiltere'de izledim. Hiç izlemeyip böyle şey falan hani YouTube skills videolarından görsem diyorum ki lan Messi Bu nasıl %100 geliyor de oynuyor. Türkiye'ye? Yok abi, izledik. Sen özellikle bir
hayranlık duyuyordun. Ama hani enteresan bir şekilde olmadı. Zaten Falcao beyefendi nerede bilen yok. İşte bir fotoğraf uçak, dolaşıyordu. Maçı izlerken aynen story atmış. Uçakta. Allah bilir nereye gidiyor. Hey ya, Dubai'ye nusrete gidiyordur. Biraz da orada yiyeyim. Hayır. Çok söyledik. Çok özellikle söyledim. Çok aynen söyledim. Yapmayın dedim, etmeyin dedim. Bu adam olmayacak. Buna döktüğünüz paraya yazık. Fotoğraf çıktıktan i̇şte sonra iş geri dönülmez bir yere girdi maalesef. Boş evet açıklardın mı işte? Ben çok direndim. Ne kadar inandırıcılığın olmazdı. Ben çok direndim. Olsun. Hani şeye dönerdi. Yani alamadılar, adama çamur atıyorlara dönerdi. E, tam çamur atsınlar adama ya. Adam çıkıp Monaco'da da oynayamadıktan sonra al sana çamur. Ne yapacak? Adam 25 gündür topa değmiyormuş ya. İşte o kadar oylandılar. İşte. Hani şey kalmadı piyasada, oyuncu kalmadı. Çok direndim. Birinci forvet yapabileceği. Olmadı. Çok üzülüyorum işte bak. Bu adam yatarak 7 milyon dolar mı euro mu artık para alacak. Yani hiçbir şey yapmadı. Arada çıkıyor işte bir maça yalandan. Üçlü çektiriyor. Ki artık hani taraftar da bayağı serzenişte. Artık üçlü de kurtarmaz. Özellikle o fotoğrafta. Uçakta hı seyahat ederken. Aynen öyle. Öyle bir şey yok yani. Üçlü de kurtarmaz. Onun haricinde üzüldüğüm diğer nokta Martin Linnes gibi bir adamın. Bak her hafta konuşuyoruz. Ya. Ben Mariano'nun hater'ı olmak istemiyorum. Tamam. Futbolcu. İyi futbolcu ama bu adam Martin Linnes'i kesemez. İki tane ya, Mariano olsun babasını yine kesemez. Getir. Bak, Mariano'nun babasını izlet de ki ya, oğlumu kesinler. Ya nasıl böyle bir... Babası da çok sevdiği bir adamdır. Nasıl böyle bir hataya düşüp bu adamı oynatıp Linnes'i... Hep gerçekten ne düşündüğünü o kadar hı merak ediyorum ki. Aynen öyle ya. Birisi çıksın desin ki bana bu yüzden böyle oldu. Ki bu adamın zaten Ocak'ta gideceği de belli. Hı. Ülkesine. Aynen karşılıklı öyle anlaşacaksın, gidecek yani. Enteresan bir tercih. Bilmiyorum. Onun haricinde Beşiktaş'a gelirsek, Beşiktaş eksiklerine rağmen hani iyiydi. E, iyiydi ya, dediğim. 2-3 haftadır hep Fenerbahçe'ye diyorduk ya. Hı. Kanatsız Kanarya mı olur? Kanatsız Kartal mı olur? Nasıl uçayım? Aynen öyle işte. Bu kadar eksiğe rağmen. Ya tabii ki. Şey dedi ya maçtan sonra Abdullah abici. Nurovaçata'ya çıkıp bileğini burkan. Bilmiyorum dedi. Dünyada var mı başka? Ben dedi tamam kolunu kırarsın. Belin incidir, risktir dedi ama yani röveşat atıp bileğini burkmak, bileğini çekmek. Hani ben ne yapayım? Hani dedi var mı dünya tarihinde böyle bir şey? Benim Karabahtım, geldim sakatlıklarla uğraşıyorum. Hani yapacak bir şey yok. Oyuncu kalmadı ya. Bak Gökhan Gönül Allah'tan yetişti. Yoksa Gökhan sıkıntı. Yıllardır şeydir ya. Hani yani şöyle diyeyim. En az bir 10 tane derbisi falan vardır ya böyle. Hani bütün hafta oynamayacak denip. Aynen öyle. Çıkıp oynadı. Ki Necip girecekti oyuna onun yerine. Çıldırdı, bağırıyor Necip, şey. Yürekleri ağza getirdi bir an. Aynen öyle. Bağırıyor taraftara. Hadi hadi bağırın. Azıcık ateşliyor yani. Ne enteresan. Güzel bir şey yani karakter. Caner iyi oynadı. Geçen hafta o kadar küfür yedi ama ya, iyi oynadı. Küfürle çalışan bir kardeşimiz, abimiz. Aynen öyle. Siz bana küfür mü ettiniz? Haftaya görürsünüz deyip yine takımı kurtardı bir şekilde. Sonuçta Umut Nayır'a ön direğe gel diye kendisi telkinde bulundu. Ön direğe gel de atıyorum taca gidiyor. Vuruyorsun taca gidiyor. Hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Luyendama çiçek toplar gibi topluyor orta. Ne yapabilir ki yani Umut Nayır Luyendama'ya karşı? Ha. Zaten zayıf çocuk. O daha yüzden ilk Beşiktaş'taki ilk 11 çıktı maç. Hı. Ama işte iyi oynadı. Güzel. 11 çıktığı maç falan ama hani
o baskıyı, o şeyi güzel yönetti. İyi oynadı Umut. Beğendim Umut Nayır'ı. Ya bana göre hani santrafor olarak şeyin önünde zaten yani güvenim. Güven zaten yani. Şey nasıl diyeyim hani orijin santrafor olduğu için yani. Aynen öyle. Güven biraz hani bölgesiz bir oyuncu. Kırık 9. Ne 10 ne 9. Ne et ne balık yani. O kötü bir şey işte. Aynen öyle, çok sıkıntı. Çünkü bak, nasıl verim alacaksın? 9'a koysan olmuyor. Gelişme potansiyeli var ki ben tavanının çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Öyle bu sene yani. Hangi maçta konuştuk? Ya Sivas'ta ya Göztepe. Yok şey pardon. Rize maçıydı galiba. Dönemiyor. Tabii Rize maçı. Dönemiyordu. Etrafında dönemiyordu. Yani, ama bugün biraz daha fit geldi gözüme. Oyuna girdikten sonra gördüm de. Bizim gördüğümüz gibi belki teknik ekip de görüyorduk. Terkini de görüyorduk. Çünkü biz sahada hani ekrandan izlerken böyle bu kadar net görüyorsak bu adamlar hani yedi içtiğine kadar bütün verileri ellerinde yani. Evet tabii canım. Hani bir antrenmana girerken böyle kanla kan alıyorlar birkaç damla. Adalet durumunu falan alayına çıkarıyor yani ortaya. Yani peki Laiç sonradan girdi oyuna. Ya Laiç'i hep diyorum sana. Sistem de bilmiyorum olmayacak gibi sanki ya. Hani piyasa değeri varken satılıp yerine hani Abdullah Hoca'nın istediği ona uyan bir oyuncu alınsa bence daha iyi olacak. Ama girdi oyuna, o hareket getirdi. Ya, evet ama Laiç kabul etmez ki onu. Ya tabii canım. Sonradan gireyim şey yapayım diye kabul etmez de. Hani oyuna hareket getiren yine Laiç oldu. Kötü oyuncu olduğundan değil. Ha. Şey yapar. Nasıl diyeyim? Sonuçta bu oyuncu öyle tembel falan bir oyuncu değil. Tabii. Kendini Abdullah Hoca'nın oyununa adapte eder. O zaman başka bir şey konuşuruz. Yani iş saygısı var yani. İşe olan saygısı var. Tabii canım. İyi bir karakter. Yugoslav kökenli bir insan. Yani. Genel olarak öyle. Toprakta var. Yetiştirim tarzı o. Öyle. Ama bilmiyorum hani Beşiktaş bu maçı kazanarak artık bir ivme yakalar mı? İşte hemen peşinde deplasmanı bağlaması lazım. Aynen öyle. Çok kötü deplasmanı. Ama işte bir şekilde iki maç üst üste kazanıp hem Abdullah Avcı'nın taraftarın Abdullah Avcı'ya olan güveni birazcık tazelenir. Sabit kaldı diyelim yani hani. Heh. Nefes aldı. Aynen öyle. Hem de taraftar biraz daha takımına sahip çıkar yani. İşte bugün gördük. Seneye diyorum. Haftaya Antalya maçı. Hı. O maçın bağlaması lazım bir şekilde. Aynen öyle. Ki Antalya'da son iki haftadır kötü yani. Hani Antalya zaten hani Fenerbahçe taraftarından nasıl bir aldıysa ya da bilmiyorum o maç mental olarak kötü mü geldi onlara? Bilmiyorum. Gereksiz bir özgüven mi yükledi? Bilemiyoruz tabii ama Antalya'yı hemen peşine bağlayıp hani Abdullah Avcı da biraz rahatlar, futbolcu da üstündeki yükü atar. Çünkü bak diyorum ya çok kötü çok kötü çok kötü ama şu an Galatasaray'la arasında bir puan var. Yani zirveyle Galatasaray'da yani. Kötü de hani Fenerbahçe'yi baz alırsak kaç attı Beşiktaş bugün? 12 değil mi? 12 yani. Aynen öyle. 5 puan var. 2 maç yani. Hani ki nasıl daha 9. asır bitti hani form tutarsın. 3 maç üst üste atarsın. Yetişirsin yani. Tabi canım. Hep onu diyoruz zaten. Bu sene hani çok değil ya. 5 maç böyle peş peşe alan hani bayağı götürecek yani. Hı. Ki daha 9. hafta yani bu kadar karalara bağlamanın şey yapmanın hiçbir mantıklı nedeni yok. Ya tabii ki büyük takım galibiyet görmek ister, hani iyi futbol görmek ister ama bu değişime de birazcık sabretmek lazım. Yapacak bir şey yok. Bak mesela 33 maç oldu değil mi? Beşiktaş'ın sahasında attı. Aynen.
33 maçtır gol atıyor. Kolay bir şey değil. Ama atıyor. Ne yapıyor ediyor atıyor. Bir tane de deplasmanda atsa gol yemeden. Al sana. Al sana tertemiz kazanç haftaya mesela. O yüzden önemli bunlar. Derbi haftasını atlattık. Bundan sonra bir var yani derbi olmasına bayağı var. Şeyde 16. hafta Fenerbahçe Beşiktaş. Daha 9. hafta bitiyor yarın. Daha çok var. O yüzden hani iki takımı beraber tek videoda yaptığımız 16. haftaya kadar son video. Artık. Ve tabii şimdi Beşiktaş konuştuk. Galatasaray kısmına gelirsek iş kötü yere doğru gitmeye başladı. Bir Galatasaray'da kaos ortamına doğru. Çünkü nasıl diyeyim, tek şu an şey cebelleşiyor. Takımı kurtarayım, defaat ederim. Evet. Ne? Yönetimden gerekli desteğe göre, çünkü yönetim koltuğunun derdine düşmüş. Evet. Divanla savaşacağım diye. Şeydeki huzursuzluk yönetimdeki takıma da etki ediyor. E tabii canım. Etmez mi? Şimdi şey güzel hoş diyor Fatih Terim. Ocak'ta göndereceğim diyeceğim de. Zamanında Aziz Yıldırım derken de panisim diyorduk. Tabii o zamanlar kayıt mayıt yapmıyoruz. Aklımızda öyle bir fikir yok da. Diyordu ya Zildirim, sene sonu hepinizi göndereceğim. Hepiniz tamam da ne yapacağım, bedava mı göndereceğim? Sözleşmesi var bu adam. Talibi olacak, öyle göndereceğim. Aynen öyle. Ki sen bunu dedikten sonra daha Cagne'de yaşadın aynısını. Hı. Şimdi diyorsun Ocak'ta göndereceğimiz oyuncular var. E kim belli değil mi bunlar? Belli. Çok da belli. Transfer edecek olan adam hani bilmiyor mu, anlamıyor mu işte. Belhanda da bu bahsettiğin kişilerden birinin Belhanda olduğu çok net değil mi? Evet. Şimdi geliyorsun Belhanda'ya. Hani 5 vereceksen 3 veririz. E tabii canım. E Belhanda huzursuz. Aynısı Cagney'de oldu. Satmıyor musun? Oyuncu mu yok dünyada? Ben bu parayı verdikten sonra. Aynen öyle. Cagney'i tuttur, ona vermediler. Ona vermediler. Sırf zarar etti denmesin diye. Ne oldu? 2 milyon. O da hani hülle yoluyla maaşını sen veriyorsun. 1 milyona falan kiraladın yani. Eline kalan kar. Öyle. Ki Cagney gitmemiş olsaydı emin ol Galatasaray şu an çok sorun daha iyi durumda olur. Sorun Cagney değil. Ama taraftar şeyin ipini çekti Cagney'in. Ne oldu? Falcao'yu çok istedi taraftar. 25 gündür top değmiyor yani. Ne oldu? Çok söyledik. Söyledim. Cagney'e ufak bir rehabilitasyon. Falcao'yu yine aldı. Falcao'yu gösterdiğin hani güç zehirlenmesinin, gereksiz ilginin böyle dörtte birini falan Cagney'e gösterdi zaten. Yani o adam böyle, hani kendin değerli hissetsin. Hep ilişkilerde dedin ya. Valla kendimi değerli hissettir. O adam kendine biraz değerli hissettir. Tamam ya. Aynen öyle. Olmadı. Bilmiyorum neler olacak. Bu gol atan adama Slimani muamelesi yaptılar resmen. Aynen öyle. Takımın böyle el freni, önündeki engel, takımın çapası. Sıkıntı. Sen Falcao'yu yine al ama Cagney'i de yani rehabilite edip birazcık. Bak şimdi ne oldu? Falcao patladı. Şu anda da en azından. Hı-hı. Patladı. E Andon'la nereye kadar? Senin takımı bilen, hani oynayan, daha alışverişleri iyi bilen. Ligi alışkın yani. Ligi alışkın. Bir forvetin vardı. Şimdi Andon alışacaktı, onu bekle. Ne bileyim, ona emanet et. E ne yapacaksın? Başka şansın yok. O yüzden Cagney işinde hata yaptılar. Falcao'yu almakla da hata yaptılar da işte. Yapacak hiçbir şey yok. Geçti. Bakalım Ocak ayında yine tabii transfer dönemi için videolarımız olacak. O zaman bunları bol bol konuşuruz. Bu sefer Ocak'ta Ozan Kabak gibi bir değerin de yok elinde. Yani. Çünkü Ozan Kabak talibi olan oyuncuydu yani. Hı. Ki o konuda da büyük karakter gösterdi. Yani. 7.5'a çok rahat gidebilirdi. Giderdi, serbest kalmak bedeli o kadar. Yani anlaşıldı. Adam var adam gibi.
Neyse ya. Bunu transfer şeyinde daha çok konuşacağız. Aynen. Bakalım Ocak ayı bir gelsin. Maçla ilgili başka bir şey kalmadı sanırım. Aynen, çok zaten hani derbi olduğu için derin hani dakikalarca konuşulacak. Maç olmuyor. Zor özeti çıkarmıştır yani. Tabii Sports. Ki özetin yarısı da yine bir esel atalar falan yani. Üstler hani şey, Lens'i öldürme teşebbüsü. Yani hani zamanında Sabri Tekkişilik barajı vurmuştu ya bir Karabük maçında. Viral olmuştu. Boskoca saha. Adam hani sana doğru da koşmuyor. Senden uzaklaşıyor. Sabit. Neden? İşte. Var ya Mustaran, öyle yapacak bir şey yok. O zaman haftaya iki takımın da ayrı ayrı videolarında görüşmek dileğiyle. Sikiyim ya.